şartlar eşitlendi. Denge. Ne istiyorsun? Ben sadece masaya oturmak istiyorum. Bunun müzakeresini kabul etmiştim ben zaten. Halide'yi neden kaçırdın? Ne gerek vardı? E dedim ya, sokaklar bana çok şey öğretti. En önemlisi de sürprizler. Sürpriz oynamayı hiç sevmem. Her zaman garanti oynarım. Sıfır risk diye bir şey yok. Hele ki senin durumun sıfırın bayağı üzerinde. Hem Halide için böyle bir pazarlığa gireceğimi de nereden çıkardım? Haşmet Bey için. Değil mi? Onu kaybetmeyi göze alamazsınız. Ali Rıza'yı da. Yoksa kurduğunuz masa çöker. Seninle pazarlık etmeyeceğim. Can alırsam canlar alırım. Lütfen. Lütfen siz beni yanlış anladınız. Benim can almak gibi bir niyetim yok. Sadece masada bir koltuk. Emin olun sadece ben değil. Siz de kazanacaksınız. Müzakere istiyorsan önce Halide'nin yerini söyleyeceksin. Sonra da oturup şartları konuşuruz. Peki size nasıl güveneceğim? Güvenemez. Keskin nişan Can. Kimseyi bulamadık. Balaban işi. İhtiyara güvenmek zorundayız. Tek çaremiz bu. Alo. Evet. Tamam, gidiyorum. Konuşmuş mu? Halini yeni bulduk. Ben de geleceğim Ali Rıza, ben de geleceğim. Bana ne dedin? Kızım sana emanet dedin. Onu getireceğim. Kılına zarar gelmeyecek, söz veriyorum. Bana bırak. Yürüyün. Murat Bey. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Kahvaltılar serilmiş, sofralar kurulmuş. Ama oldu mu böyle hiç? Bizi davet etmiyorsunuz. Buyurun, beraber yiyelim. Geç Derya'cığım. Derya kahvaltıya gidelim dedi. Ben de abim ilk öğünü atlamaz. Kesin onlar hazırlamıştır dedim. Afiyetler olsun. Teşekkür ederim. Abicim, bir bakalım. Ben buraya nereden geliyorum? Nereden? Bergüzar Hanım'ın yanından. Neden? O mu çağırdı seni? Ben gittim. Balaban'ı teslim etmeye. Balaban'ı teslim ettim. O da gayet memnun oldu. Anlayacağın abicim, ailemizin itibarını koruyor. Senin zedelediğin itibarı. Yeter ama ya. Abini doğru konuş, bırak. Onun yapmak istediği tek şey seni korumak. Daha fazla haksızlık etme. Tamam. Haklısın. Ben de bunu konuşmaya geldim zaten. Bu hayat hepimizin suçları oluyor Engin Hanım. Abi, daha sakin, özel bir yere gidelim mi konuşmak için? Bekleyemez mi? Maalesef. Ben buraya mahkeme kararıyla geldim.
Emir Yüksek Erdem. Hemen döneriz, evet. Siz kahvaltınızı yapın. Tabii avukat hanım bu dünyaya uzak. Ben şey diyorum, acaba sen böyle sürekli olarak iki kardeşin arasına girmesen mi? Çünkü emin ol, bırakırsan onlar yolunu bulur. Sana mı soracağım ben ne yapacağımı? Dostça bir uyarıydı sadece. Eminim sen fiştekliyorsundur Burak'a. Sen sokuyorsundur aklına böyle şeyleri. Yazık. Birbirini seven iki insanı ne hale getirdiniz? Hayır, Rıfkı da peşinden ayrılmıyor. Gölgen gibi. Artık nasıl bir talimat verdiysen, benim anlamadığım kimi kimden koruyor? Benden mi koruyor seni? Ne? Öldürecek miyim seni? Takılma bunlara. Herkes işini yapıyor. İş? Aileden daha büyük başka bir iş yok abi. Ben bunu anladım. Ve böyle olmak, uzak olmak, inan beni çok üzüyor. Bu evin tekrar huzurunu bulmamız gerek. Birlik olmamız lazım. Tekrar güçlenmemiz lazım. Ağrıma gidiyor abi. İnsan kardeşinden korunur mu? Olanlar oldu. Ama artık gel bir yolunu bulalım. Unutmak zor. Sineye çekmek zor. Ama zamana bırakalım abi. Zaman her şeyin ilacı. Belki de ben evlendikten sonra diyorum. Baba evine yerleşirme. Aynı çatı altında. Büyük bir aile olarak. Ha? Daha güçlü. Eski gücümüzü tekrar toplarız. Ben abime, yani yeni patronuma biat ederim. Yani yine kararını değiştirdin öyle mi? Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Şşş, sakin ol. Tam sana göre kıyafetler getirdik. Giy bakalım, yakışacak mı? Aman diyeyim Ferit, dikkatli olmamız lazım. En ufak hatamız Halide'ye zarar gelir. Sessizce halledeceğiz, tamam mı? İçin rahat olsun abi. Alacağız Halide'yi. Hadi. Hadi. Hmm.
Sakin savcı, sakin. Sakin. Ali Rıza Halide'yi sağ salim alana kadar burada kalacaksın. Safir, götürün kapatın. Durun, durun bir dakika Bergüzar Hanım. Görüşmemiz bitmedi. Bitti Balıbağ. Bitti. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Eğer bilgisayarı kullanmama izin verirseniz size neden bitmediğini kanıtlayacağım. Ne diyorsun sen? Büyük buluşma anını diyorum. Ali Rıza ve Halide'nin kavuşma anı. Bakın bu anı kaçırmak istemezsiniz. Evet. Filmimiz başlamak üzere. Lütfen yerlerinizi alın. Ne istiyorsun Burak Efendi? Niye ayağımın altında dolaşıyorsun? Haşmet amca, sakin ol. Kötü bir niyetim yok. Konuşmaya geldim. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Balaban, bana bir görüntü daha yolladı. Bilmiyorum haberin var mı ama aileyle ilgili. Yok, ne görüntüsü? Göster. Halide! Ali Rıza sakın gelme git. Halide geldim bekle. Geldim kurtaracağım seni. Evet. Burası filmin en heyecanlı yeri. Aşıkların kavuşma anı. Sürpriz. Halide! Ali Rıza sakın gelme. Ali Rıza sakın gelme, uzak dur, sakın gelme, yaklaşma. Sakın, sakın, sakın yaklaşma. Git buradan, lütfen git buradan Ali Rıza, tamam, yaklaşma. Tamam, tamam, yaklaşma. Tamam. Halide'm ne yaptılar sana? Ali Rıza uzak dur, uzak dur. Her hareket edersen patlayacağını söylediler. Git buradan ne olursun, git buradan lütfen. Git. Ne gitmesi Halide? Seni bırakıp nereye giderim? Dur, dur, sakin ol, çözeceğiz. Dur. Ne iş var bunun sende? Biz dururken niye sana gönderiyor? Maksadın ne? Bana gönderdi çünkü Balaban masaya oturmak istiyor Haşmet amca. Abim ikna etmemi istedi. Senin de ikna olman lazım. Ne masası oğlum? Kızıma bunu yapanın var ya, değil masada, dünyada yeri yok. Diri gömeceğim onu. Haşmet amca emin ol, aynısını ben de yapmak istiyorum ama şimdi sakin olmalıyız. Durum ortada. Elimiz kolumuz bağlı. Halide'yi gördün. Başka çaremiz yok. Hadi ben kızım için ikna oldum diyelim. Sustum, dişimi sıktım. İhtiyar. Gitsin onu ikna etsin önce. İşte ben de bu yüzden karşına geldim Haşmet amca. İhtiyar ancak sen ikna edebilirsin. Evet Bergüzar Hanım. Filmle ilgili yorumlarınızı alalım. Ne diyeceksiniz? İyi miydi? Bu kadar maskaralık yeter. Bombayı durdur. Müzakere etmeyi kabul ediyorum. Müzakereler çoktan başladı zaten. Karar vermeniz gereken şey bu değil.
Masaya oturacak mıyım? Oturmayacak mıyım? İşte bütün mesele bu. Rıza, yalvarıyorum bırak beni, yalvarıyorum git buradan, sana yalvarıyorum git, ne olursun kurtar kendini. Rıza. Tamam, tamam, sakin. Efendim? Halide'yi buldum ama üzerinde bomba var. Ne? Nasıl bir bomba? Bilmiyorum, böyle yelek gibi bir şey giydirmişler. Canlı bomba gibi. Ne yapacağım bilmiyorum, yardım et. Nasıl çıkaracağım Halide'yi buradan, çıkarmam lazım, yardım et. Bana bak, önce sakin ol. Ali Rıza, tamam mı? Soğukkanlı olmak zorundasın. Anladın mı beni? Tamam, anladım, anladım. Anladım, sakinim. Tamam, ne yapacağız söyle. Ben seni görüntülü arayacağım, tamam mı? Çözüyoruz, tamam. Ali Rıza. Göster bana bombayı. Ne oldu? Bu çok karmaşık bir mekanizma. Bir profesyonel lazım ama profesyonellerin de yapabileceği bir şey yok. Ne demek yok? Yok işte. Yok işte, ancak hazırlayan çözebilir bunu. Tuzaklı bir bomba bu. Tam hallettim dersin ve havaya uçarsın. Mutlaka bir yolu vardır. Bir bomba imha uzmanıyla falan görüştür beni. Halil'den yok. Yok işte. Yok bir çözümü yok. Git kurtar kendini, ne olursun git. Halide, gitmeyeceğim. Dur bir dakika. Dur. Halil'den şimdi beni dinle. Zaman yok, tamam mı? Mümkün değil. Kimse müdahale edemez ona. Şimdi hemen oradan çıkman lazım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Anlamıyorsunuz. Aliza, git diyorum sana. Git ne olursa git buradan. Git kurtar kendini. Git diyorum sana. Bir yol olmalı. Bir yol olmalı. Aliza, eğer beni birazcık sevdiysen ne olursun git buradan, sana yalvarıyorum git buradan, ne olursun git buradan, sana yalvarıyorum Aliza. Hayır. Sen yaşamayacaksan ben zaten yaşayamam. Buradayım. Aliza, bak bana bunu yapma, ne olursun. Sana yalvarıyorum, bana bunu yapma. Aileni düşün, anneni düşün, kardeşlerini düşün. Onlar için git buradan lütfen, sana yalvarıyorum onlar için git. Halide, hiçbir şey umurumda değil, hiçbir şey. Ben buradayım, seninleyim. Öleceksek beraber öleceğiz. Ver güzel hanım. Ali Rıza aradı. Bomba patlamak üzere. Halide'nin üzerindeymiş. Ali Rıza onu asla yalnız bırakmaz. Çıkmaz oradan. Biliyorum. Gördüm. Balaban içeride kararımı bekliyor. Ne karar vereceksiniz? Söyleyin, durdursun. Bomba patlarsa ikisinin de zerresini bulamayız. Balaban'a bu gücü veremem. Bana böyle boyun eğdirmelerine izin veremem. Neye izin vereceksiniz? Ali Rıza'nın ölmesine mi? Muzaffer, bu bir blöf. Yatmayacaklar. Blöf. Ya değilse? Ya o bomba patlarsa? Hayır. Patlamayacak. Biliyorum. Bergüzer Hanım, Ali Rıza sizin oğlunuz. Hem de öz oğlunuz. Ali Rıza'nın ölmesine izin veremezsiniz. Halide. Yapma, en azından senin yaşadığını bileceğim. Yapma, ne olursun git buradan, sana yalvarıyorum. Hani taksideyken sana demiştim ya. Ölürken ellerini tutmak istiyorum diye. Biraz erken oldu ama sözümü tutuyorum. Hala vakti var, git buradan, sana yalvarıyorum.
O da son sözün bu mu? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Kimsenin sevemeyeceği kadar. Güzel.